Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere yaklaşık 10 ay önce taşındığım evin vlogunu yapmaya karar verdim. Yani biraz uzun bir zaman oldu ama hiç olmamasından daha iyidir diye düşündüm. O yüzden şimdi sitenin ortak alanına geldim. Yine önceki videolarda olduğu gibi dışarıdan içeriye doğru bir gezi olacak. Önce size etrafı tanıtacağım. Etrafta neler var, site size neler sunuyor kiranın dışında, evin dışında. Ondan sonra evin içi, dışı, rakamlar, fiyatlar falan filan. Bir anlamda böyle sohbet videosu gibi olacak. Bir yandan da çok sorduğunuz için onu da kısaca ekleyeyim. Biliyorsunuz saç ektirdim. Belli oluyordur zaten. Bayağı artık sırma gibi saçlar oldu. Yani ektirdiğim için mutluyum. Nereden ektirdiğimi de şöyle şuraya bir yere Instagram'larını bırakıyorum. Oradan gidip kendiniz fiyat alabilirsiniz, sorabilirsiniz. Benimkisi sponsorlu bir ekim oldu ama dürüstçe söylemem gerekirse hakikaten memnunum yani. Çünkü önceki zamanlarda böyle buralarda, tepelerde bayağı açıklık vardı. Hepsi gitti. Alınan yerlerde de artık belli olmuyor. Çünkü böyle kalemle tek tek alıyorlar. Nasıl yapılıyor vesaire tavsiye eder misin diyenlere de eğer acı eşiğiniz yüksekse yani yaklaşık 7-8 saat boyunca bir acıya dayanabilirim ben diyorsanız yaptırmanızı tavsiye ederim. Acımıyor demeyeceğim, yalan söylemeyeceğim. Nereye giderseniz gidin acıyacak çünkü ilaçlar ve kullanılan teknikler acıtıyor sonuçta kafanızda. Dokuyu koparıp tekrar ekiyorlar. O yüzden yalan söylemiyorum, acıyor ama değer mi? Ona siz karar verin. Ben tavsiye ediyorum benim gittiğim yeri. Her neyse bu kısmı fazla uzatmıyorum ve hemencik sizi gezdirmeye başlayacağım. Kamerayı döndürüyorum artık beni değil etrafı görün. Şimdi burası sitenin ortak alanı. Ortak alanda neler var? Hemen şuradan başlamamız gerekirse yine buraya bir tane shuffleboard koymuşlar. Bunun artık ne olduğunu öğrendim. İsmini bilmiyordum geçen seneki ev vlogunda. O sitede de vardı bundan. Böyle bir kaygan yüzey, kumlu bir masa ittirerek öyle orada durdurmaya çalışıyorsunuz. Bu arada çok iyi attım. Tam 3 puanın köşesinde durdu. Harbiden harika bir atış oldu. Bu böyle oynanıyor işte kısacası. Shuffleboard deniyormuş buna. Burada nelerimiz var? Burada bir tane. Buna boost deniyor arkadaşlar. Nasıl yazıldığını da ekrana yazarım. Boost. Boost. Okunuşu birazcık zor ama TH sesi işte. Klasik İngilizce. Burada bunu genelde Amerika'da dinerlarda görürsünüz. Dinerlarda nelerdir? Böyle ucuz ve bol porsiyonlu restoranlardır diyeyim. Düşük bütçeli ama bence güzel. Ben çok severim dinerleri. Burada ufak bir salon gibi bir şey yapmışlar. Buraya isterseniz PlayStation'ınızı getirip oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla vesaire. Aynı şekilde burada yine bir masamız var. Arkadaşlarınızla burada böyle doğum günü partileri falan filan yapabiliyorsunuz. Amerika'daki sitelerde neden böyle şeyler var onu da söyleyeyim. Çünkü Amerika'da genelde böyle misafirlik kültürü yok. Hani evime davet edeyim bir sürü arkadaşımı falan filan. Bazı yerlerde tabii house partiler yapılıyor ama genelde böyle hani apartman komplekslerinde o tarz şeyler pek yaygın olmadığı için böyle buralarda yapıyorlar o etkinlikleri. Burada da tabii yılbaşı ve Christmas yaklaştığı için buraya bir şeyler yapmışlar, yarıda kalmış ya da bilmiyorum belki gelen herkes ücretsiz mi kullanıyor bilmiyorum ama buraya bir çikolata falan da bırakmışlar. Böyle. Burada bir kahve makinesi, buzdolapları, buzluklar isteyen herkesin kullanımına açık. Sanırım şurada da bir tuvalet falan filan var. Aynen. Göstermeye gerek yok. Tuvalet işte. Şuradan gidiyoruz. Sağa dönüyoruz. Bundan sonrası biraz gürültülü olabilir. Çıkamıyorum. Ha. Bir de tabii her kapıdan geçerken şu zımbırtıyı basmanız gerekiyor. Yoksa açılmıyor kapılar. Burada bir havuz var böyle. Havuz bayağı sığ arkadaşlar. 3 fitten 4 fite kadar bir derinliği varmış. Yani benim boyum 1.77. Buraya girdiğim zaman bu su seviyesi böyle göğüs boşluğuma falan filan geliyor. Hani çok böyle yüzmek için ideal değil. Ama böyle millet buraya geliyor işte sosyalleşiyor arkadaşlarıyla havuz başı, güneşlenme keyfisi, içkilerini falan filan suda oturuyorlar. Çünkü Florida çok sıcak biliyorsunuz. Ha bir de bilmeyenler için söyleyeyim hemen. Burası Amerika'nın Florida eyaletinin Tampa şehrinin Riverview bölgesi. Şehrin birazcık dışında yani 25 dakika falan arabayla. Öyle konum olarak burası böyle. Şu anda da ayın Aralık 24'ü. Öğlen 3.30 ve hava tahminimce 22 derece vardır herhalde. Sıcak yani tişörtleyin. Havuzdan çıktınız. Çişiniz geldi. Hemen burada yine 2 tane tuvalet var. Havuzdan çıktınız. Kapalı mekan değil de ben açık mekanda takılmak istiyorum dedin. Bak burası sineklikli. Şey yok yani cam mam yok. Hava giriyor bildiğin. Burada da yine ekstra
Masa var, sandalye var. Sanırım şurada dolap molap bir şeyler var. Aynen. Bakalım ne var, nasıl bir şey. Küçücük dolap, şu kadarcık lan. Gerisi makine. Burada pismiş lan bu. Neyse, altta dolap şey, ne dolabı? Lavabo var. Burada dev gibi bir televizyon. Yine büyükçe bir televizyon. Böyle sitenin dışı, manzarası. Ondan sonra yine buraya bir şey atılmış. Yine buraya aynı şekilde istediğiniz aleti getirip bağlayıp oynayabilirsiniz. Burada Wi-Fi de var tabii ki. İstediğiniz şekilde onu da kullanabiliyorsunuz. Burası böyle. Şimdi bir de buranın son kısmı olan spor salonunu gezdireyim size. O da tam olarak şurası. Normalde size aslında ofis kısmını da gösterirdim ama kitlemişler. Çünkü bugün pazar, yarın da Christmas olduğu için, şöyle yapayım. Yarın da Christmas olduğu için komple kapalı bugün her yer. Tatil bugün ve yarın. Burası ofis kısmı işte. Yani ilk gelip ev kiralamak istiyorsanız buradaki ofisteki insanlarla konuşuyorsunuz. Orası orası. Geniş açıda nasıl olur? Geniş açı biraz daha iyi gibi oldu ya. Böyle devam edelim. Amerika'da, yani özellikle Florida'da çoğu sitede artık havuz var gördüğüm kadarıyla. Bir sürü ev gezdim çünkü burada ev kiralarken. Çoğu yerde havuz var. Bazı sitelerde yüzülmese de yapay havuzlar var. Çünkü çok sıcak, insanların serinlemesi için böyle ekstra şeyler yapıyorlar sitelere. Onun dışında havuzdan ziyade mesela şurada bir tane ateş şeysi var. Yani şöminemsi bir şey, böyle gazla çalışıyor. Üzerine taş atmışlar. Onun etrafında insanlar oturuyor akşamları. Ama çok kullanıldığını da görmüyorum açıkçası. Bu tarafta da mesela mangal yapabileceğiniz yerler var. Burası da yanlış bilmiyorsam tüplü olması lazım. Hemen bir bakalım. Eğer açıksa, ki açıktır diye tahmin ediyorum. Aynen. Burada tüp yok da büyük ihtimal bunların gaz bağlantıları vardır bir yerlerinde. Aynen. Tüplü değil ama gazlıdır büyük ihtimal. Bunları açıyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi kimse kullanmıyor. Çünkü insanlar doymuş benim gördüğüm kadarıyla. Ben de sorsanız şu havuza kaç kere girdim? 3'ü geçmez tahminim. Burası da spor salonu. Burada da böyle. Bütün aletleri size göstereyim. Buradaki dumbbell rack, burada cable aleti, burada bir iki tane bench var. Genel olarak biri burada. İşte bisiklet, kürek, kardiyo aletleri. Şurada bir kettlebell şeysi. Burada isimlerini unuttum hep. Bundan var işte. Bacak hareketleri, göğüs, omuz hareketi. Bu kadar. Bir de ayrıyetten şurada ufak bir yoga salonumsu bir şey var. Burada da böyle ufak tefek yoga hareketleri, egzersizleri yapabiliyorsunuz. Yine burada da ekstra bir televizyon var. İçerisinin serinliğini de normalde şuradan isteyenler ayarlıyordu ama kimisi çok soğuğa, kimisi çok sıcağa koyup durunca üstüne plastik kilit koymuşlar artık kurcalamayın diye. Bu tarafta da şöyle bir soğuk su istasyonu var. Burada da bildiğiniz tuvalet. Burası da böyle. Soğuk su istasyonları güzel. Yanında şişe taşımaktansa buraya geliyorsun, elini uzatıyorsun, su fışkırmaya başlıyor ve bu şekilde buz gibi su içebiliyorsunuz. Şimdi son olarak size posta kısmını göstereyim. Oradan da eve geçelim. Sitenin postane kısmı da burası. Eğer ki evinize zarf gibi şeyler geliyorsa onları postacılar buraya bırakıyor. Bunu bir keresinde Instagram storiesinde göstermiştim. Çok güzel de bir soru gelmişti. Dediler ki burada delikler yok. Postacı buraya nasıl koyuyor zarfları diye. Güzel soru. Amerika'da postacıların özel anahtarları oluyor. Master key'leri oluyor. Onlar burayı bir açıyor. Bunların hepsi birden açılıyor. Koyacağını koyuyor, koyuyor. Ondan sonra tekrar kapatıyor. Hatta bak buradaymış. US Mail approved by the Postmaster General. Yani bu anahtarla açtığı zaman bütün kapaklar açılıyor. O görevli kişi koyacağı yere hepsini koyuyor. Eğer büyük paket geldi mesela, posta kutunuz bu diyelim, buraya sığmadı, ne yapacak? Büyük paketinizi postacı geliyor, buraya koyuyor, kilitliyor. Sonra bu anahtarı alıp posta kutuna koyuyor. Sen de açtığın zaman bir bakıyorsun, aa, posta kutumdan anahtar çıktı. Sonra giriyorsun, ilgili kutuyu buluyorsun buradan. Üstünde yazıyor zaten hangisi olduğu sanırım. Yazmasa da yazarlar bir şekilde, bilmiyorum, her neyse. O şekilde. Bir diğer opsiyon da şu. Buraya geliyorlar. Onların yine kodu var.
Buradan kodunu giriyorsun işte, sen kimsin diyor. Kutumu alacaksın, kutumu bırakacaksın diyor. Kutu bırakacaksan buraya tıklıyorsun. İşte akses kodları bilmem neler, kodlarını giriyor. Bu kapı açılıyor. Kapıdan sonra burasının içerisini ben size bir göstereyim onu ya, dur. Tamam, kod geldi. Şimdi o kodu buraya okutturuyorum. Kodumu okudu, imza istiyor. İmza. Evet. Kapı açıldı. Burası da buradaki posta kutusu. Gördüğünüz gibi bir sürü kutu gelmiş. Millet daha almamış kutusunu. İşte buraya bırakıyor postacılar. Eğer ki soğuk bir şeyler sipariş ettilerse, bu gıda olabilir, ilaç olabilir, postacılar da bunu bu dolabın içine bırakıyorlar. Burası da bayağı soğuk. Aynı zamanda son eklemek istediğim şey, burası böyle güvenlik kameralarıyla izleniyor. Çünkü ben gidip buradan birisinin kutusunu almayayım diye. Çünkü Amerika'da size ait olmayan bir kutuyu almak federal bir suçtur. Büyük bir suçtur yani. Hatta sizin izniniz olmadan sizin kutunuzu açmak da, başkası yani açtığı zaman, büyük bir suç işlemiş olur. Kapı kilitlendi. Şimdi eve gidebiliriz. Dışarısı biraz rüzgarlı ama apartmanın girişi böyle bu şekilde. Şurada sanırım elektrik ve su sayaçları var. Böyle buralarda da klimalar var. Bu klimalar neden böyle ortalıkta bilmiyorum. Yani buraya birisi sıçsa üste, bunun bütün kokusu evin içine dolacak yani. Ulu orta koymuşlar herkesin ulaşabileceği bir şekilde. Neyse, apartmanın girişi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizi kendi evime götüreyim. Buradan başlatmak istedim çünkü apartman enteresan. Yani direkt açık apartman. Havası böyle, koridorunda fanı falan var. Değişik. Yani direkt su bassa buradan buraya da basar. Mesela şu kapıyı açınca direkt adamın evine giriyorsun. Öyle bir apartman. Ben şimdi sizi kendi evime çıkarayım. Evet, şimdi kapımın önüne kadar getirdim sizi. Eve girmeden önce çok ufak bir şey göstermek istiyorum. O da bu kapıdaki cihaz. Bunun belki bilenler biliyordur da ben yine de göstereyim. Ring denen bir icat. Bu aslında kapı zili görevi görüyor. Çünkü burada yani kimsenin kapı zili olmadığı için ve evde kimse yokken ev sahibine ulaşmak istiyorsanız buradaki tuşa basıyorsunuz. Bastığınız anda, bakın telefonuma bildirim geldi. Tıkladım. Aha ben. Şimdi ben diyelim ki burada değilim. Diyelim ki bak gidiyorum. Diyelim ki uzakta bir yerdeyim. Evimdeyim. Hatta Türkiye'deyim. Hiç fark etmez. Hemen buradan konuşuyorum. Bak şimdi. Alo. Allah. Yankı yapıyor. Demek istediğim, nerede olursanız olun, internete o cihaz bağlı olduğu sürece kapınızdaki insanla konuşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu cihazın şöyle bir özelliği var. Motion sensor, yani hareket algılayabiliyor. Hani kapınızın önünden birisi geçtiği zaman hemencik telefonunuza bildirim geliyor. Kapının önünde birisi var diye hemen kaydetmeye başlıyor vesaire. Bu ne için güzel? Şehrin dışında müstakil evlerde yaşayan insanların genelde kocaman evleri oluyor ve o evlerin birden fazla 2-3 tane, bazen 4 tane girişi oluyor. O yüzden her kapıya bunun gibi bir cihaz koyup, ya da hepsinde illa böyle olmasına gerek yok ama en azından bir sensör ve kamera olsa, kapısının önünde kim var kim yok, girdi mi çıktı mı eve falan gibi şeyler için çok ideal. Bunu buradan kolayca hani söküp götürürler falan diyenler oluyor da, yayınlarda çok gösterdim çünkü. Evet, götürebilirler ama hani en azından götürene kadar, çalana kadar insanın tipini, videosunu kaydetmiş olursunuz. Ki zaten hemen de çıkmıyor. Ben bunu gerçi çok bayağı dandik yapıştırdım yani. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum da çift taraflı bant var. Normalde buraya monte ediliyor. Özel işte altta vidası var falan. Şarjlı. Şarjı 6 ay gidiyor yaklaşık. Bittiği zaman tekrar Type-C'den şarj edip kullanıyorsunuz. Her neyse, içe girin. Yine bununla açıyorsunuz evin kilidini de. Hemen ışığı açayım ki. Eve hoş geldiniz. Ev şu an sımsıcak olmuş. Önce bir ayakkabımı çıkarayım. Tekrar size girişten, girdikten sonra neler oluyor, öyle başlayalım. Şöyle döndüm. Buradan girdiniz. Kendi eşyalarımı tanıtmayacağım. Size evi tanıtacağım. O yüzden böyle buraları geçiyorum. Evde ne var? Evde bahsettiğim aşağıdaki o klimanın kombisi burada. Yani buradan bütün sıcak suyunuz, işte sıcak havanız, soğuk havanız vesaire, bütün işi yapan alet bu. Burada bu var. Bir de 2-3 tane işte süpürge falan filan var. O kadar.
Bunun kontrol mekanizması da şurada. Bu aynı zamanda bu da Wi-Fi'ye bağlanabiliyor. Bunun ayrı bir uygulaması var telefonunuza indirip hani buradan şey yapabilirsiniz. Nedir onun adı? Evde değilken evin sıcaklığını kapatabilir, arttırabilir. Ya da ne bileyim eve gelmeyeceğiniz o gece diyelim. Klimayı kapatabilirsiniz boşuna. Elektrik yakmaksın falan filan için. Burada bir kapı daha var. Bu kapıda ne var? Bu kapıda altta yıkama, üstte kurutma var. Alttaki çamaşır makinesi bu şekilde. Üstteki kurutma makinesi da bu şekilde. Bunlar yani bu oradaki kombi, işte mutfaktaki buzdolabı, adını unuttuğum fırın, neydi lan bu? Mikrodalga. Mikrodalga, elektrikli ocak, işte fırın elektrikli galiba, hiç kullanmadım. Burada bulaşık makinesi vesaire. Bunların hepsi apartman kiraladığınız zaman içinde geliyor. Yani bunlar bana ait değil. O kadar yani. Buradan taşınacağım zaman buradaki bütün eşyaları bırakıyorum. Bayağı bir depo yapmışlar yani. Zaten çoğu boş. Yarısı bile dolu değildir. Şurada bardaklar, tabaklar, kavanozlar, tencereler, ıvır zıvır hepsi buralarda. Şurada da işte deterjanlar falan filan var. Şu lavaboyu seviyorum. Bunun böyle uzuyor olması, sağa sola böyle şey olması hoşuma gidiyor. Bir de fışkırtabiliyorsunuz. Böyle fışkırması hoşuma gidiyor. Bulaşık yıkarken bayağı kolaylık sağlıyor. Başka nelerimiz var? Burada önceden bir sürü bitkim vardı ama bitkiler öldü maalesef. Zaten buradan taşınmayı düşünüyorum. Onu da birazdan anlatırım. Hatta başka bir eyalete gitmeyi düşünüyorum tekrar. Detayları birazdan anlatırım. Şimdi eve dönelim öncelikle. Bu ısıtma, soğutma, fan, hava temizleme, ıvır zıvır hepsi bir arada bir şey. Burada televizyonla bir televizyon altlığı sehpa var. Şunu Türkiye'den almıştım geldiğimde. Burada da bir tane katlanılabilir yer, yatağı artı koltuğu. Çok enteresan bir icat, hoşuma gitti ama bayağı da kullanışlı. Bunu böyle kapattığın zaman işte şu an pek olmadı da neyse, koltuk oluyor, açıyorsun yatak oluyor falan filan, böyle değişik bir şey. Koltuk almak istemedim buraya çünkü taşınmayı düşündüm buradan. Pahalı geldi kirası, şehri pek sevemedim ikliminden dolayı vesaire. O yüzden çok eşya almamaya çalıştım. O yüzden evin hali bu şekilde şu anda. Yani içimden gelmedi dekore etmek, döşemek, böyle kaldı. Duvarda ses panelleri var. Yani ses yankı yapmasın diye. Çünkü ev çok boş olunca yayın yapıyorum. Yayın yaptığım zaman ses çok yankılanıyor. Yankılanmasın diye birazcık kesmek için duvarları bunlarla doldurdum. Ama tabii ki yetmedi. Çünkü tavana da yapmak lazım. Yer düz. Buraya da yapmak lazım. Halı lazım en azından. Kesmedi yani. O şekilde ama öyle kaldı. Bu arada evde neden çok fazla bilgisayar var? Biraz da bilmeyenler için onu anlatayım. Arada Instagram'dan ya da Twitch yayınlarında bahsediyorum ama biliyorsunuz ben önceden sadece Uber ve yayın yapıyordum. Bir arada bir yazılım öğrendim. Hani Java öğrendim, işte QA Engineering falan filan öğrendim ettim ama iş bulma konusunda bayağı zorlandım. Olmadı hatta. Birkaç interview'e girdim ama olmadı. O yüzden ben de tekrar kendi eski işime dönmeye karar verdim. Aynısına değil de daha doğrusu eski şirketime dönmeye karar verdim. Şu an orada çalışıyorum. Bu benim oyun ve yayın bilgisayarım. Pardon, oyun bilgisayarım. Şu iki ekran artı şu. Bu yayın bilgisayarı, o da monitörü. Bu iş yerinin bana verdiği laptop artı iş yerinin bana verdiği monitör. Bunu da gittim kendim ikinci elden aldım. $60 mı $80 mı neydi. Bu masayı da kendim aldım. Bu da $40'dı. Üzerinde şöyle bir mousepad aldım bütün masayı kaplayanlardan. Böyle kendime bir $150-$200'lık sistem kurdum buraya. Bu da pembiş koltuk, da ablamın hediyesi. Burada işte sabahları sabah 8 akşam 5 vergi analizi yapıyorum. Sonra spora gidiyorum. Sonra geliyorum oyun oynuyorum. Sonra da gidip zıvarıyorum. O şekilde bir düzenim var şu anda. Gayet memnunum. Burada da bir tane laptopum var. Oyun amaçlı kullanıyorum. Ya da böyle iş yerinde bir şeyle ilgilenirken kendi bilgisayarımdan bakacağım şeyleri de buradan bakıyorum. Öyle açık duruyor. Ondan sonra da başka ne var? Burada bir tane küçük bir balkon var. Balkona da çıkayım size. Balkonu ve manzarasını göstereyim. Balkonda ıvır zıvır balık kovaları var benim. Balığa gittiğim zaman bunları götürüyorum yanımda. Şu iki turuncuyu yani. Burada ufak bir masayla sandalyemiz var. Burada da işte
kuruyan, ölen çiçeklerimin saksıları var. Bunları bir ara yıkayacağım, temizleyeceğim tertemiz. Ondan sonra yeni toprak, yeni bitki, yeni bir düzen kuracağım gittiğim yerde. Evin manzarası bu şekilde. Sitenin ortasına doğru bakıyor böyle. Ondan sonra bak burada dayı ne yapıyor? Dayı arabasının tekerini değiştiriyor galiba. Bu da bu şekilde arkadaşlar evin manzarası. Şurası da bir otobana bakıyor. O yüzden bayağı sessiz bir yer. Bayağı sessiz, sakin. Pek olay olduğu yok yani burada. Yatak odası bu şekilde. Yatak odası gayet kafi. Hatta bence büyük bile yani. Yani dolduramadığım bir sürü yer var buralarda. Böyle hani çok gerek yok bence bu kadar yere ama. Böyle bu şekilde bir yatak. İki komodin. Oltalarım burada. Pelikan yakaladığım. Ondan sonra işte burada balık arabası var. Balığa gittiğim zaman bunun içine bütün malzemeleri koyup çekiyorum böyle. Hepsini birden taşıması zor oluyor tek başına. Burası banyo. Klozet biliyorsunuz Amerika'da taharet musluğu olmadığı için kendi taharet musluğunuzu kendiniz takıyorsunuz bu şekilde. Böyle bir sistem var. Buna İngilizce'de bidet deniyor. Bidet diye bir okunuşu var. Tam ben de hakim değilim ama bunu kullanabilirsiniz. Burası iki lavabolu bir banyo sehpası, tezgahı. Her zaman evlere bakarken böyle çift olan şeylerde diyorum ulan ben de bir gün sevgilimle böyle yaşarım ederim diye ama şu lavaboyu bir kere bile kullanmadım. Burası banyo. Duş ahizesi yok yani bir tek bu var. Hani böyle eline aldığın o zımbırtıdan yok. O nereye fışkırırsa orada duruyorsun. Birazcık tabii oynayabiliyorsun onun kafasıyla da o kadar. Belki görmüşsünüzdür diğer şeyleri anlatırken diye ucundan bunu da açıklamasını yapmak zorundayım. Bu sabun arkadaşlar. Bunu bana bir arkadaşım yaptı. İlk yapışında burası küçük ve boşluklu olmuş. O yüzden daha büyüğünü yaptık bir sonraki yapışımızda. Normal bunu nasıl yapıyor? Önce bunun 3 boyutlu yazıcıdan kalıbını çıkartıyor. Sonra normal kalıp sabunlar alıyor. Kalıp sabunu alıyor, mikrodalgada eritiyor. Erittikten sonra o kalıbın içine dolduruyor sabunu, erimiş sabunu. Donduktan sonra da işte bu şekilde sabun haline geliyor. Burası da son olarak evin depo kısmı ya da gardırop kısmı diyebilirim. Burada işte fazladan yastık, yorgan, işte kıyafet, kışlık, yazlık, depo, valiz. Ne ararsan hepsi burada. Bir ara burayı komple böyle didikleyip kullanmadığım ne varsa atmayı düşünüyorum. Çünkü taşınmayı düşünüyorum. Şimdi size birazcık o konulardan bahsedeyim. Şimdi gelelim buradan neden gitmek istiyorum kısmına. Gelmeden önce buranın kirası vesairesi onlardan bahsedeyim. Bu evin kirası yaklaşık 1700 dolar. Aylık yaklaşık 100 dolar civarı bir bazen biraz geçiyor bazen biraz altında geliyor. 100 dolar civarı bir elektrik faturası var. Çünkü ısıtma, soğutma her şey elektrikli. Gaz yok. Zaten çok bir ısıtma ihtiyacımız olmuyor Florida'da. Yani belki 1-2 ay açıyorsunuz ısıtıcıyı. Her neyse onun dışında işte çöp masrafı işte bilmem ne o şu bu derken buranın işte internetiydi o su bu su derken aylık maliyeti yaklaşık böyle 1900 civarı. Düz yuvarlak 2000 dolar diyebiliriz. Onun dışında başka bir masrafı yok zaten buranın. Buranın maliyeti dışında ben hani neden buradan memnun değilim? Aslında sadece olay ev değil. Ev fiyatları çok artmış zaten Florida'da. Yani koronadan önce, Covid'den önce, herkes eve dönmeden önce yani. Böyle bir evin kirası aşağı yukarı 1100-1200 iken şu an 1800'lere çıkmış. Ki benim de kiram Şubat ayında bitiyor. Yenisini gönderdiler. Kirama 150 dolar arası bir zam var. Yani burada kalmak bana mantıksız geliyor. Çünkü mesela Kuzey Carolina eyaletine baktım. Orada işte arkadaşlarım, tanıdıklar vesaire olduğu için orayı tercih ettim. Biraz da iklim olarak daha çok bana hitap ediyor. Çünkü Florida'nın iklimi inanılmaz sıcak. Yaklaşık 10 ay, 11 ay boyunca sıcak oluyor. Bir ay belki böyle serin ya da soğuk olabilir. Kalan zaman hep sıcak. Yaz mevsimi inanılmaz sıcak ve nemli. Yani evde iyi güzel böyle hani klimayla oturuyorsun vesaire. Dışarıya çıktığın anda böyle direkt su gibi oluyorsun. Yapış yapış oluyor. Hiç hoşuma giden bir şey değil. Dışarıda vakit geçirmeyi de seviyorum hafta sonları. Hani böyle balığa gidiyorum, gezmeye gidiyorum, yürüyüşe ama su içinde kalıyorsun sürekli ya da güneş yanığı oluyorsun vesaire. O yüzden dedim ki hani zaten hani soğuktan nefret ederek Rochester, New York'tan buraya geldim. Şimdi sıcaktan illallah geldi. O yüzden bana böyle ikisinin arası bir yer diye Kuzey Carolina'yı tercih ettim. Oraya taşınmayı düşünüyorum. Şubat ayının ortalarına doğru büyük ihtimal taşınmış olurum. Hem oradaki kiralar daha ucuz geldi bana. Yani ben burada böyle bir eve 1800-2000 dolar yaklaşık masraf yapıyorken aylık. Orada böyle bir evin maliyetini araştırdım. Geçen gezmeye gittiğimde evleri de gördüm. Fiyatları araştırdım. Böyle bir ev aşağı yukarı hani 1200'e 1300'e vesaire geliyor. Arada yaklaşık 700-800 dolar fark var. 700-800 dolar da Amerika için gerçekten büyük bir para. Yani her ay bunu
kenara atabileceksen, her ay bu kadar tasarruf edeceksen çok büyük bir fark. İklim olarak da daha çok böyle bu kadar fazla sıcak olmuyor, bu kadar fazla nemli olmuyor vesaire. Hani biraz daha ortalama bir iklim var diye oraya gitmeyi düşündüm şu an. Yani gideceğim. Orayı da beğenmezsem artık bilmiyorum ne yapacağım. Ama sorun değil. Ben zaten gezmeyi seviyorum. Şimdi şeyi de soranlar olur muhtemelen. Oraya gideceksin, askeriye ne olacak diye. O önemli değil. O zaten ayda bir kere olduğu için. Uzaktan gelen insanlar da oluyor zaten. Ben hani bu evden gidip gelirim ama uzaktan gelen giden insanlar olduğu zaman da askeriye sana otelini veriyor. 2 gece zaten. 2 gece otelde kalıyorsun. Orada gidip helikopterini tamir edip tekrar evine dönüyorsun. O da çok zor bir şey. Şimdi muhtemelen bir de ya neden artık ev almıyorsun, kiralıyorsun falan diye soranlar oluyordur. Onun da cevabı şu. Şimdi ben son 2 yıldır maaşlı bir şekilde düzenli olarak bir yerde çalışmadım. Yani kazandığım paralar hep böyle Uber'den, Twitch'ten, YouTube'dan düzensiz paralar. Ve bu bir şirket değil. Aslında şirket ama hani böyle full time çalışan bir kadrolu eleman gibi görünmüyor kağıt üzerinde. O yüzden şirketler, daha doğrusu bankalar kredi verirken bunlara bakıyorlar daha çok. Hani kredi skorları, hesaplamaları vesaireleri yaparken. Skorum yüksek ama gelirim düzensiz olduğu için de bu sefer bankalar diyor ki hani bu adam bu parayı ödeyebilir mi falan filan. Düzenli maaş görmek istiyorlar kağıt üzerinde. O yüzden birkaç yıl yine böyle düzenli şu anki işimde kalacağım. Yani başka işe de geçebilirim belki. O önemli değil ama en azından bir şirket adı altında çalışıp düzenli maaşım olacak. Ondan sonra gittiğim yeri de zaten eğer ki beğenirsem gerçekten bu sefer Raleigh'e, North Carolina'ya gittiğim zaman havasını, etrafı, çevreyi iyice bir anlayacağım. 1-2 yılda zaten her türlü çözeriz. Fiyatlar da uygun olursa artık oradan bir ev alıp muhtemelen oraya yerleşirim. Sarmazsa ne yaparım bilmiyorum. Başka bir yere gidebilirim yine. Ben zaten seviyorum. Benim babam da Türkiye'de yaşarken babam da askerdi. O yüzden sürekli Türkiye'nin her yerinde gezdik. Ağrı'da, Malatya'da, Çanakkale'de, İzmir'de, Ankara'da her yerde yaşadık. O yüzden hani böyle taşınmak bana şey gelmiyor yani. Dert gelmiyor. Aksine eğlenceli geliyor. Yeni bir yer keşfediyorum. Yeni bir düzene adapte oluyorum vesaire. Bu aralar sadece biraz sık oldu sadece. Bu kadar sık olmasa iyiydi ama önemli değil. Bakalım. Durum bu şekilde şimdilik. Birazcık vlog havası, birazcık ev tanıtım şeysi, biraz bilgilendirme falan filan oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Muhtemelen taşındıktan sonra da taşındığım yerin ayrı bir vlogunu çekerim. Onu bu sefer 10 ay bekletmemeye çalışırım ama bakalım bir yerleşeyim önce. Bu videoda bu kadarlık olsun diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.